Evet, çok az bir süre kaldı. Son 10 gün içerisindeyiz. Yurttaşlar bu süreçte taleplerini, adaylarsa da işte duyduğumuz, dinlediğimiz üzere vaat ettiklerini anlatmayı sürdürüyorlar. Artı TV Balıkesir'de de seçimin nabzını tuttu. Orada şöyle bir baktığımızda halk en büyük sorunun diğer kentlerden de çok farklı olmadan ekonomi olduğunu söylüyor. Adaylar da bunun farkında olduklarını söylüyorlar ve bu konudaki projelerini daha çok aktarıyorlar. Ülkenin derdi, Balıkesir'in derdi ekonomi ve tabii ki adalet. Emekliyim, geçinemiyoruz. 5 nüfusun 350 TL'ye 1 kilo kıyma alamıyorum evime. Tarihi seçim öncesi Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının saha çalışmaları sürüyor. Artı TV'de sokakta seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Balıkesirli yurttaşlar sorunlarını ve taleplerini aktardı. Seçmenin bir kısmı her ne kadar AKP iktidarıyla yola devam dese de çoğunluk değişimden yana. Seçime sayılı günler kaldı. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adaylar vaatlerini sıralıyor seçilmek için. Yurttaşınsa öncelikli talebi ekonomi. Beklenme önce Tayyip Erdoğan diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ona oyumuz ona. Bugün Amerika'da hala bütün bankalar batıyor ama Türk ekonomisi hala güçlü. Kim hakkı hak ediyorsa o kazansın. Ama Kılıçdaroğlu kazansın. Vallahi yeter diyorum artık. Ben CHP diyorum. Başka bir şey demeyeceğim. 5 nüfusun 350 TL'ye 1 kilo kıyma alamıyorum evime. Bunun düzelmesini istiyorum. Başka ne diyebilirim ki? Emekliyim. Geçinemiyoruz. Daha refah yaşamak için biraz daha gelirimin artması lazım. İnşallah güzel bir sabah olur. Başta olan tekrar kazanırsa pek zannetmiyorum güzel bir sabah olacağını ama. Boşu boşuna vaat veriyorlar. Tutulmayan vaatler. İnsanlar körü körüne bir şeylere bağlanıyor. Bilmiyorum. İnşallah verilen sözler tutulur. İnsanlar daha güzel bir dünyada, daha güzel bir şekilde yaşarlar. Önceden 500 TL ile dolu çıkardık. Şimdi 500 TL'ye ben 4 parça bir şey alabiliyorum. Yani çok zor şartlar altında yaşıyoruz şu an. Ülkenin derdi, Balıkesir'in derdi ekonomi ve tabii ki adalet. Yeşil Sol Parti Balıkesir Milletvekili adayı Şevin Coşkun, Balıkesir'in seçim atmosferini anlattı. İşte dernekler, STK'lar, Alevi köyleri, Kürtler, Yörükler, Romanlar mümkün olduğunca herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Yeşil Sol Parti'nin büyük enerjisi, büyük etkisi aslında dalga dalga Türkiye'nin her tarafına yayıldığı gibi Balıkesir'de de bunun etkisini çok iyi görebiliyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Dediğim gibi Romanlar, Yörükler, Çerkezler, Aleviler, Kürtler. Hakikaten gittiğimizde çok olumlu tepkiler, gülümsemeler, çok içten bir karşılama ve hepsinin artık evet yeter bu sistem değişmeli diyorlar. Ve amacımız burada Balıkesir'de de aslında bir tarih yazmak. Kararlıyız. Bu dönemde Yeşil Sol'u Balıkesir'den mecliste temsil edeceğiz diyorum. Coşkun.